gidişatı konuşacağız. İBB'ye Süleyman Soylu'nun açtığı, daha doğrusu başlattığı terör soruşturması, açtığı savaş diyelim bir taraftan. Diğer taraftan da AK Parti içinden gelen sesler ve nereye doğru gidiliyor? Artık seçim sattım haline giriyoruz. Rakamlar ne söylüyor? Bunları konuşacağız. Yalnız oraya gitmeden önce son bir not. Nurettin Nebati demiş ki biraz önce Barış'ın da söylediği gibi. Şimdi eğer demiş esnaf fiyatları indirmezse, maliye sahaya inerse bakın fena iner. Uyarıyor esnafı. Küçük yatırımcıyı da uyardığı gibi esnafı da uyarıyor. Maliye fena iner. Bugüne kadar ikaz ettik, uyardık. Şimdi eylem zamanı. Fahiş işlemler yapanlar öyle Ticaret Bakanlığı'nın ufak cezalarıyla kurtulur diye düşünürse, kurtuluruz diye düşünüyorlarsa bundan sonra maliye işin içine girer. Vergi denetimi işin içine girer diyor. Zaten bunu konuştuk da Ticaret Bakanlığı'nı geçiriyor. Ticaret Bakanlığı bu arada ya. Kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan satan acaba bakanın kendisi içinde zabıtalı inerler mi dersin? Hani Ticaret Bakanlığı esnaf için inecekmiş ya. Bakanlığa, kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan satan bir bakan gördük. Daha yeni şunun şurasında. Esnafı tehdit ediyor da aklıma gelmişken bunu not olarak. Ben maliyecileri de beklerim. Lütfen maliyeciler eski Ticaret Bakanı'nın şirketine gidebilirler mi lütfen? Evet. Maliyeciler bir de oraya gitsinler. Fahiş fiyat. Öyle evet. Fahiş fiyattan sonra sattı. Ben gitmelerimiz... Kendi bakanına fahiş fiyattan sattı. Yani sadece zabıta gitmesin lütfen. Ben sonradan hiçbir işe yaramadığı anlaşılan ve bizzat da açıklanan şu herkese Covid pozitif olanlara dağıtılan ilaçlar var ya, o ilaçları üretenlere de bir gidebilirler mi acaba? Arada bir sürü malzemeler satıldı Sağlık Bakanlığı. Onlara da bir gidebilirler mi acaba? Gidilecek çok... Zabıtaların işi önümüzdeki dönem sadece esnaflar ve vergi memurlarının. Ve vergi memurlarının. Ve bir de Hurşit Hocam şu anda bizimle değil ama Hurşit Hocam ben size söyleyeyim. Bundan sonra ekonomistler işte biz bir takım korelasyonlar kurarlar. Onlar biz onlara bakarız falan böyle kurarız. Matematikler yapılır falan filan. Bundan sonra şöyle. Enflasyon şu girdiler koyarsın. Oradan enflasyon. Bundan sonra şöyle. İki maliyeci bir vergi bir zabıta olursa enflasyon kaç düşer? 5 şirkete 4 maliyeci 7 zabıta giderse enflasyon kaç olur gibi böyle matematik çalışması yapacaklar. Dünya literatürüne büyük katkımız olacak oradan. Şimdi Selim Temurçi bizimle birlikte görebiliyor muyuz kendisi? Hazırlanıyor. Şimdi Barış başlayalım istersen. Selim Temurçi'yi davet ettik çünkü kendisi uzun yıllar AK Parti içinde siyaset yapmış. Partiyi çok yakından tanıyan bir isim. Kendi ifadesiyle bir önceki programımızda da konuştuk. Teşkilatçı bir isim. AK Parti'nin teşkilatlanmasında önemli rol üstlenmiş bir isim. İstanbul İl Başkanlığı yapmış bir isim. Dolayısıyla AK Parti içinden çok iyi tanıyor. Şimdi bugün MAK araştırmanın Mehmet Ali Kulat'ın önemli bir tespiti vardı. Dedi ki eğer dedi şu dolar molar işlerinden 2 puan arttırdılarsa bile Soylu'nun İBB'ye terör suçlaması yapması, bir de üstüne orada teröristler var, terör yatağı demesi aldı, her şeyi götürdü. Şimdi biraz hem bunu konuşmak istiyoruz, hem de gerçekten yani seçim sattım haline giriyoruz artık. Ocak 4 Ocak pazartesi günden itibaren sadece bunu konuşuyor olacağız gibi görünüyor. Kartlar dağıtılıyor. Sen başla istersen Selim Temurçi ile konuşmak istediğimiz çerçeveyi bir de sen kur. Yani şöyle, Selim Temurçi bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı. Yani 15 Temmuz gecesi orada direnen il başkanı. Şu anda da Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Sonuçta bu camiayı, hani bu iktidarı hem içeriden hem dışarıdan tanıyan bir isim. Ve neler olduğunu, şu an iktidarı elinde tutanların ne yapmak istediğini okuyor. Çünkü içeriden ve dışarıdan biliyor. Neden? Hatırlarsınız. İstanbul seçimlerini
iptal ettirip ikinci kez gerçekleştiren irade, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki irade aslında Ahmet Davutoğlu'nda tasfiye eden iradeydi partinin içerisinde. Gelecek Partisi'nin belki de kurulmasına vesile olan iradeydi. Biz aslında şimdi onu konuşacağız. Yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir terör soruşturması, Ekrem İmamoğlu'na yönelik değil, İBB'ye yönelik bir terör soruşturması, ondan sonra yumuşatılan müfettişler sadece bunları inceleyecek falan diye. Bu. Anlatayım mı ben diğer meselenin bu hikayenin şeyini? Ben bu meselenin başka bir tarafıyla daha ilgilendim bugün. Yarın Cumhuriyet Gazetesi'nde bunu yazdım. Şimdi neden Süleyman Soylu İBB'ye yönelik böyle bir suçlama yaptı? Sözlerin içine de geçti. Abdullah Öcalan'ın talimat vererek kurdurduğu bir dernek, bir derneğin üyeleri belediyede çalışıyor dedi. İzleyicilerimiz bilmeyebilir. O derneğin adı DİAYDER. Din Adamları Yardımlaşma Dayanışma Derneği. Gerçekten de bu DİAYDER derneğine üye olan bir din adı üstünde dini dernek, belediyede gassallık yani ölü yıkayıcılığı yapıyorlarmış. Doğal olarak diyorlar ki nasıl efendim bizim terör soruşturmasına söz konusu olan bir derneğin çalışanları belediyede çalışıyor. O zaman bu belediye terörist diyor. Sonucu çıktı ki Numan Kurtulmuş bile itiraz etti. İddianameyi açtım. DİAYDER hakkındaki iddianameyi, yeni çıktı iddianame. Daha 7. sayfasına geldiğinde bir şey dikkatimi çekti. İddianamede diyordu ki Abdullah Öcalan tam da İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi 2013 yılında talimat vermesiyle Demokratik İslam Kongresi toplanmıştır. Ya 2013 yılında Abdullah Öcalan neredeydi bu talimatı verdiğinde? Cezaevindeydi. Silir İmralı'daki cezaevinde. Abdullah Öcalan bu talimatı nerede verdi? İmralı tutanaklarında var. Şurada HDP'li milletvekilleri oturuyor. Burada Abdullah Öcalan oturuyor. Şurada da yetkili diyorum ben ona. Hani şimdi söyleyemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakere masası benim talimatım da kuruldu dedi defaatle. Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği devlet yetkilileri var. Orada gerçekten Abdullah Öcalan, İmralı tutanaklarında var. Bunu hem Türkiye'de hem Avrupa'da bir sürü yayın evi bastı. Bunun oluşumu sağlamış. Şimdi siz neden bu arada o derneğe buna müsaade ediliyor derseniz diye Aydar, Kürt İslamcı hareketi içinde mele demiş olduğumuz yerel imamlar arasında örgütlü. Onlar da çözüm sürecine bir şekilde bu vesileyle katılıyorlar. Hatta hatırlarsınız o dönem Diyanet'in melelere maaş ödemesi gündemdeydi. Yani bizzat devletin önünde kurulmuş olan, devletin önünde yapılmış olan işin çıktılar 8 sene sonra. Bu dernekte çalışanların belediyede ne işi var diyerek belediye başkanını terörizmle suçladılar. Ya bu sanırım hani böyle bazı günahlar ve suçlar var. Perdenin arkasında işlenince hiç suç ve günah olmaz. Perdenin önüne getirdiğinizde öyle görünür ya. Tam da bunlardan bir tanesi. O yüzden yarın bunu yazdım ve aslında bu büyük bir kırma işareti. Çünkü Süleyman Soylu'nun parmağının ucunu takip ederseniz belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşacaksınız. Bu nedenden ötürü 2013'e doğru götürürseniz bunu belediyenin seçimlerinin gerisine doğru. Hayır, ben şimdi burada tabii söz konusu olan Süleyman Soylu olduğu zaman her şeyi sorgulayarak ve şüphecilikle bakmamız gerektiğini de düşünüyorum. Zaten öyle de yapıyoruz bu programı kurgularken. Şimdi senin bu anlattığında evet işte hakikaten çözüm süreci sırasında melelere maaş bağlanması, işte efendim... Diyanet meselesindeki farklı görüşler falan. Bütün bunlar konuşulmuştu. Süleyman Soylu aslında İBB'yi göstererek Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek yoksa Erdoğan'a mı parmak sallıyor? Ya şöyle Kendi yerini garantilemek ve hakkındaki iddialar araştırılmasın ya da daha sonra bir seçimlerden sonra ne olacağını görüyor ve sonrası için mi pozisyon alıyor acaba? Ya mutlaka İçişleri Bakanı kendisi dedi görevim gereği çok mahrem bilgilere sahibim dedi. Eminim bunu sadece muhalefet için söylememiştir. Başka yerlere de söylemiştir. Ama ben hani bu girişimin Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının hemen arkasından İBB'yi, Cumhurbaşkanı da İBB'yi eleştiren konuşmasının arkasından gelmesin. Cumhurbaşkanı mutlaka haberi vardır diye düşünüyorum. Ancak diyorum ki eğer bu DİAYDER meselesini takip ederseniz Cumhurbaşkanı'na kadar giden bir çizgi var. Anlattım işte biraz önce. İşte o yüzden diyorum. İmralı tutanaklarını ben açtım orada her şeyi gördüm yani. Süleyman Soylu'nun suçlamasının muhatabı şu an Cumhurbaşkanı. İçişleri, hani İBB'ye gidecek İçişleri Bakanlığı müfettişlerine
bu derneği bulup, o memurları bulup, peki bu dernek nasıl ortaya çıktı diye sorduklarında, ya Cumhurbaşkanımız böyle böyle dedi çözüm sürecinde, biz de bu o yüzden böyle böyle yaptık derlerse ne yapacak İçişleri Bakanlığı müfettişleri? İşte geçirecek mi bunları? İnsan şüphelenmeden edemiyor. Acaba Ekrem İmamoğlu için gizliden gizliye kampanya mı yapıyor? Belki de, bilmiyorum tabii. Selim Temurçi hazır mı? Tamam. Ses bağlantısında bir problem var.